selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere iki tane ücretsiz video düzenleme programından bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesini zaten sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım bölüm bölüm. E, oynatma listemde aynı zamanda bulabilirsiniz. Öncelikle bu programı açacağım ve daha sonra bunun sınırlıkları hakkında bilgi vereceğim. Yani nereye kadar kullanabiliyoruz? Bir de ücretli sürüm var çünkü bunların. E, o yüzden hangisi kullanışlı, ondan bahsedeceğim. Sizde kendinize uygun programı kullanabilirsiniz. Tabi diğer programı daha anlatmadım. Çekimlerini yapmadım. İleride onları da yapmayı düşünüyorum. Nasıl kullanacağınızı. Çünkü ben artık o programı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi birinci Lightworks like programını açıyorum. Evet şu an ekranımıza geldi. Burada videomu düzenlemiştim zaten. Şimdi kayıt bölümünde ne yapıyordum? Buraya sağ tıklıyordum. Export dışarı çıkart diyordum. Buradan bakın seçeneklerimiz var. Hepsi Pro. Dikkat ederseniz. Yani ücretli olan sürümlerde. Bu şekilde kayıtlar alamıyorsunuz çıktı alamıyorsunuz sadece YouTube'a ait veya e, Vimeo şeklinde çıktı alabiliyorsunuz. YouTube'a basıyorum otomatik olarak ayarlar geliyor burada e, frame sayısı 30 buradan iki tane daha ayarımız var e, 30 almanız daha iyi olacaktır. Tabi sizler videonuzda ne kullanıyorsunuz genelde ben 30 kullanıyorum YouTube'a attığım için bir de bakın burada 720p demiş. Yani en maksimumu bu kullanabiliyoruz diyelim ki sizin e, kameranız var e, Burada çekimler yaptınız, büyük bir ihtimal 1080p olacaktır Ya yani 4K da olsa kesinlikle desteklemeyecek Pro versiyonu satın almanız gerekiyor 720p Yani siz YouTube'a buradan Video düzenleyip atmak istiyorsanız en fazla 720p olacaktır İzleyenler de ona göre Göreceklerdir ve kalitesi de düşük olacaktır O yüzden bu programın Bu şekilde bir durumu var. Kullanım olarak biraz basit, güzel, işlemleri rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden sizler dersiniz ki 720p benim için yeterli derseniz bu programı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi diğer programımız biraz gelişmiş bir program. İnternette bu programla ilgili birçok videolarda bulabilirsiniz. Burada DaVinci diyor. Bu isimle arattırdığınız zaman zaten indirebilirsiniz. Şimdi kayıt bölümünden bahsedeceğim. Ben daha önce burada kayıt etmiştim. E, dikkat ederseniz burada seçenekler var. Yine. Bu seçeneklerden herhangi birini seçebiliyorsunuz. Mesela ben yine YouTube'a video atacağım. Buraya girdikten sonra bakın kayıt bölümü var. Bakın buradan ben 1920'ye 1080 HD seçtim. Zaten ben o şekilde kayıtlarımı aldığım için yine onu seçtim. Çıktı olarak da bunu aldım. Ve YouTube'a da bu şekilde atacağım. Ve bundan sonra izleyenler 1080p şeklinde videolarımı izleyecektir. Biraz sonra kanalıma gireceğim orada 1080p'nin ne olduğunu sizler de rahat bir şekilde göreceksiniz. Bakın frame buradan seçtim. Çıktı olarak da MP4 seçiyorum buradan. Diğer yerlerine dokunmuyorum. Böylelikle daha kaliteli bir kayıt yapmış olacağım. O yüzden bu programda çalışmam daha iyi. Bir de ücretsiz yani 1080p'yi ücretsiz olarak bana sunuyor. O yüzden diğer programı kullanmak pek mantıklı değil. Tabii bu programı kullanmak diğerine göre biraz daha zor olabilir. Ama sonuçta bu işi yapıyorsanız daha kaliteli bir programla uğraşmanız da iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi YouTube kanalımı açacağım ve videolara bakalım. 1080p ve 720p nerede görünüyor? Onları inceleyelim. Evet daha önce yapmış olduğum videomu görüyorsunuz. Ayarlar kısmına tıklıyorum. Bakın kalite otomatik olarak 720p şeklinde oynatıyor. Burayı seçiyorum bakın. Maksimum olarak 720p seçiyor bakın burada. Ben çünkü bunları Lightworks like programında yapmıştım ve maksimum kalitede bu şekilde izleyebiliyorum. Aynı şekilde diğer videomu açıyorum. En son yüklediğimi. Bakın şu an otomatik olarak oluşturulmuş. Bakalım 1080p. Bakın 720p idi. Ben şimdi bunu diğer DaVinci programımda ne yaptım? Düzenledim ve 1080p olarak çıktı aldım. Tabii ki ekran kaydı yaparken de 1080p olarak ne yaptım? Bu çözünürlüğü ayarladım. Buna göre şimdi ben bu kaliteyi ne yapıyorum? 1080'de izliyorum. Burası tabii ki otomatik olarak zaten seçmiş. Bazen burası 720p olarak seçilebiliyor. Sizler de dikkat edin izlerken buralardaki kalitenin yüksek olmasına dikkat edin. Bazen düşük olabiliyor. Düşük kalitede izliyorsunuz ve ekran kötü gözükebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sizler de iki program arasında kıyas yapabilir ve hangisini kullanacağınızı görebilirsiniz. Ben şimdi DaVinci'yi tekrar açıyorum. Da Vinci görmüş ol gibi aslında çok gelişmiş bir program diğerine göre. Tabi kullanım olarak da diğerine göre biraz daha gelişmiş. Ancak sizler de zamanla kullana kullana bu programa hakim olacaksınız. Her programın kendine göre özellikleri oluyor çünkü kısa yolları. Buna göre sizler de programları kullanabilirsiniz. Yani tavsiye olarak da Da Vinci'yi yüklemeniz daha iyi olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.